25-26 Aralık Sapanca 1. Modül Öğreti Etkinliği'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk Ender Hanım. Kendinizi tanıtır mısınız bize? Ben İlker Ay, 44 yaşındayım. 45 yaşında olacağım, ocağın 18'inde. Radyo, televizyon ve sahne sanatçılığıyla ilgilendim uzun bir süre. Kanallarda sunuculuk yaptım. Hem müzik, şarkı söyledim. Oyunculuk da yaptım. Aa, çok güzel. Sonrasında deprem sonrası Gölcük memleketime geri döndüğümde orada tabii sanatla ilgili çok fazla alan olmadığı için aşçılık eğitimleri aldım ve aşçılıkla uzun bir süre hayatıma devam ettim. Ama yine bir taraftan sanat hep devam etti. Sonrasında bir hediye aldım yine bir doğum günümde. Evet. 18 Ocak'ta. Çok sevdiğim yeğenim, arkadaşım, her şey diyebiliriz. Kalben samimi gördüğüm, dost olarak da gördüğüm hem yeğenim. Belgin Hanım'dan bana bir taş ve analiz hediye etti doğum günümde. O dönemde çok sıkıntılarım da vardı kendi içimde. Tabii hiçbir bilgim de yoktu. Sadece denilen işte olumlamaları yaptım. Taşı aldım, kullandım. Sarkaç mı? Sarkaçla zaman geçirdim. Günler geçtikçe bana çok farklı gelmeye başladı. Bu sefer tabii merak ettim de hani tam olarak öğrenmem gerekiyor, evet. Ne oluyor diye. Belgin Hanım'ı zaten hep takip ediyordum. Videolarını izlemeye başladım. Baktım ki yetmiyor, sabahlara kadar izlemeye başladım. Notlar almaya başladım. Canlı yayınlarını kaçırmadım. Tabii hep burada olmayı da aslında hep hayal etmişim o dönem içerisinde. Yine Ocak 18'de doğum günüm var. Yine bu kez başka bir yeğenim sağ olsun. O da bu eğitimi bana hediye etti. Doğum günümü önceden doğum gününüz kutlu teşekkür olsun. Ederim. Aslında Ocak ayındaki gruptaydım. Fakat sonra bu gruba alındım. Buna daha çok sevindim. O yüzden erken açıklamak zorunda kaldılar bu hediyeyi de. Açıkçası Belgin Hanım bana bir hediye oldu. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Hem öteki anlamda bir hediye hem de ruhuma, hayatıma da bir şifa olarak bir hediye oldu. İki kez hani böyle bir şeye nasip, Allah nasip etti. Karşılaştığım zaman da hep sanki varmış gibi o samimiyeti, o sıcaklığı gördük. Çok güzel karşılandık, çok güzel ağırlandık. Tekrar tüm ekibe, herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel hislerle buradan ayrılacağız ama sanki yine hep var olacağız gibi burada. Modüllerimiz var her zaman. Kesinlikle, inşallah. Zaten inşallah. Siz hani şifalanıp ve şifalandırmayı düşünüyorsunuz. Evet, kesinlikle. Konuşmalarınızdan anladım öyle. Yani hani ilginizi çekmiş ve insanlara dokunmayı çok seviyorsunuz. Eğitim nasıl geçti sizin için? Eğitim çok yoğun, çok doluydu aslında. Hani iki güne sıkıştırılmış çok büyük bir eğitim bence bu. Bunu önce sindirmem gerekiyor. Belki bu aylar sürecek sindirebilmem. Üzerinde tekrar yine sabahlayacağım, çalışmaya devam edeceğim ve uygulamaya devam edeceğim. Yine her zaman sizlerle de irtibat halinde olup tabii inşallah desteklerinizi de alma isteğim olabilir. Ondan sonra herhalde daha da insanlara dokunabildikçe kendime tabii ki öncelikle dokundum, kendi çevreme. Daha sonra belki hiç tanımadığım, bir hiç bilinmez yani. Aynen öyle, zincirleme gidiyor. Çok güzel olur inşallah. Belgin Hanım size uygulama yaptı. Uygulamada neler hissettiniz? Ben evet aslında duvarlarım olan bir insanım. Çok rahat kendimi ifade etmem. Hı-hı. Kendimi çok kasarım. Yani bir masaj bile bugüne kadar kimseye yaptırmadım. Hı-hı. Çünkü öyle bir rahatlığım yoktur. Hep bir dik durma şeklim vardır hayata karşı. Ama burada çok teslimiyet oldu. Yani Belgin Hanım'a da söyledim. Belki en fazla vücut tepkileri bende yaşanmış olabilir. Onlardan biri olabilir. Evet. Bu anlamda kendimi gerçekten teslim ettim. Aslında teslimiyet Belgin Hanım'la ilk taş hediyesi aldığım anda Yüce Yaradan'a teslimiyetimle de başladı bu. Onunla da değişim olmuş olabilir. Evet. Daha rahattım. Bütün her şeyi çok rahat hissedebildim. Orada bütün söylenen güzel sözlerle ilgili uygulama yaparken de evet, sanırım uygulama yaparken içimde geçti sizi. Tabii. Hepsi gerçekten dokunarak, hissederek. Bir taraftan da tabii böyle bir şeyle karşılaşacağımı da bilmiyorum. Hani eğitimin içinde ne kadar ne var onu da bilemiyoruz. Evet. Ama yaşadığım şey çok güzeldi, çok rahatlatıcıydı. Hiç bir zaman böyle bir rahatlama yaşamadım. Ne kadar güzel. Çok güzel bir bütünlük oldu. O yüzden çok mutluyum. Evet, son olarak Belgin Dal deyince aklınıza ilk olarak ne geliyor? Belgin Dal deyince yani sevgi geliyor, şifa geliyor, samimiyet geliyor ve dokunmak geliyor. İnşallah
bizler de onun bir parçası olarak bir şeyler yapabiliriz. Onun yolundan gidebiliriz. Bu yola adım attınız inşallah demeyin. Oldu olarak eminim. Hani o seviyede, evet. O düzeyde, hiç bozmadan, o samimiyette, gerçekten sadece iyilikle, yani evet. Mutlulukla evet. Tekamülü bu yolda o şekilde seçiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun her şey için. Görüşmek üzere inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.